merhaba değerli arkadaşım hoş geldin pekiştirme 16 ya pekiştirme 16 fonksiyon grafiklerinin türevle yorumlanışı idi biz burada gerek türevi kullanarak gerek polinom bilgisi gerek grafik bilgisi parabol bilgisi kullanarak soruları çözmeye çalışacağız hazır mısın potpori yani bir karışım yapacağız hadi bakalım Şimdi okuyalım sorumuzu bir e, aslı paket lastiğini herhangi bir yerinden kesip açarak analitik düzenle yerleştirmiş bir px polinomun grafiğini modellemiştir diyor. Tamam buradan bir grafik oluşturuyor. Ve oluşturduğu grafik farkındaysan sıfırdan geçiyor. Sıfır bunun bir kökü. O zaman bunun grafiğinin denklemini bulmak istiyorsak bu e, tabi a çarpı a bir kat sayı nereden geçtiğini belirliyordu kökleri belli olan polinomun denklemini bulma. x eksi 0 değil mi? Çarpı devam edelim. Dönmüş 4'te t. teğet. Teğet olduğu için tam karedir. Yani ne yapıyoruz? O zaman x eksi 4'ün parantez karesi diyorduk değil mi? Tam kare teğet olduğu noktalarda tam karelik vardı. Bunu parabolden hatırlıyorsun. X O zaman px eşittir. A çarpı x çarpı x eksi 4'ün parantez karesi oldu. Şimdi Bizden istenilen şeyi bize aynı zamanda da 2 eksi 2'den geçtiğine göre p px gördüğümüz yere 2 yazalım. a çarpı 2 2 eksi 4'ten eksi 2'nin karesi 4 yapar eşittir eksi 2'ymiş. Burada bu sadeleşecek olursa a eşittir eksi 1 bölü 4 yapacaktır ki zaten negatiften başlıyor. A'nın negatif olması gerekir. O zaman px polinomumuz eksi 1 bölü 4 çarpı, x çarpı x eksi 4'ün karesi olacaktır değerli arkadaşım. Bizden istenen şey nedir? Px artı 1 polinomun x artı 5 ile bölümünden kalan diyor. Tamam. Px artı 1 polinomunun x artı 5 ile bölümünden kalana bölüme bx kalana da kx diyecek olursak. E, burayı yok edip kalanı bulmamız istendiğine göre x gördüğümüz yere eksi 5 yazar isek p'de eksi 5 yazdığımızda eksi 4 yapacaktır. Yani bu da kalan bizden istenen şey sorunun cevabını bulmak istiyorsak P'de eksi 4'ü bulmamız gerektiği. Hemen bulalım o zaman. Şurada x gördüğümüzde de eksi 4 yazalım. P'de eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 eksi 8'in karesi 64 yapar. Bununla bu sadeleşirse eksiler de birbirini götürürse artı olur. Buradan 64 mi gelir? Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı 64 mü? Evet 64 yani C seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza fonksiyonun yerel maksimum noktasının absesi kaçtır diyor. Ekstrem noktaları fonksiyonun türevinin kökleriydi unutmayalım. Hemen fonksiyonumuzun türevini alalım. Önceki konuyu hatırladık. 3x kare eksi 12x artı 9. Tamam. Bunun köklerini bulalım. Eşittir 0 diyeceğiz. Her tarafı 3'ün katı olduğu için 3'e bölelim. x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. 3'e 1 eksi eksi. Buradan da x'e x. x eşittir 3 ve x eşittir 1 çıktı. Ekstrem noktasını bulalım. 1'e 3. Evet. En büyük derece katsayısı artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı artanlıktan azalanla azalanlıktan artanla burası yerel maksimum noktasıdır değil mi? Demek ki bir bizim fonksiyonumuzun yerel maksimum noktası olacaktır. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı kontrol edelim. Bir yani C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda bizi bize bir grafik verilmiş. Verilen bu grafikte ne yapılmış? Bakalım şöyle bakalım. Tam A artı B artı C artı D isteniyor. Fonksiyon eksi 2'den geçmiş ve eksi 4'ten geçmiş. 4'te teğetlik durumu var. Hmm, o zaman yazalım. fx fonksiyonumuz eşittir. Yine a çarpı. Yani başlangıç noktamız artıdan olduğu için a'mız e, bu taraftan geldiği için a pozitif çıkacak. x artı 2 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi. Biliyorsun ki teğet olduğu noktalarda çift katlı kök var idi. Tamam. Ne yapalım? Biz bunu açıp e, A demeyelim de o zaman karşıda çünkü A var. Buraya biz M diyelim. Karışmasın. Eşitleyeceğiz. Eşitleyeceğiz. Yani polinom eşitliği yapacağız bir nebze. fx eşittir. Ee, en başta kalsın 1 x artı 2 çarpı x kare eksi 8 x artı 16. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bunu dağıtalım. fx eşittir. Buraya dağıttığımız zaman x küp 8x kare m çarpı x küp. Değil mi? Eksi 8x kare e, artı 16x Evet. Şimdi artı 2'yi dağıtalım. Artı 2x kare e, eksi 16x Burayı dağıtırsak artı 32 yapacaktır. Daha m'i dağıtmadık. m kalsın. fx eşittir. m çarpı düzenleyelim. x küp. Eksi 8 x kare. 2 x kare de burada var. Eksi 6 x kare. Yazdıklarımızın üstünü çizelim. Değil mi? Bir karışıklık olmasın. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. 16x, eksi 16x bunlar birbirini götürdü mü? götürdü değerli arkadaşım. Artı 32 yaptı. Geldik. Üçüncü sorumuza. Şimdi ne diyor? Yanında verilen fx fonksiyonun grafiği için diyor. Tamam. Biz fx fonksiyonu kurgulayabiliriz. Nasıl söylüyoruz? y eşittir. m çarpı ne diyelim? x artı 2 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi. Değil mi? Bu nasıl bir fonksiyon? Üçüncü dereceden bir fonksiyon tam kare olduğu için yani teğet olduğu için tam karedir. Tamam. Bir de fonksiyonumuz 0'a 8 noktasından geçtiği için x gördüğümüz yere 0 yazıp 8'e yaz, eşitlersek m'i bulacağız değil mi? E, 0 yazdığımız zaman 2. 0 yazdığımız zaman x 4'ün karesi 16. Bununla bu gitti. Burada 2 kaldı. m eşittir. 1 bölü 4 olarak bulunacaktır. m'i bulduk. Tamam. m'i bulduktan sonra a, b, c, d'yi soruyor bize. Yani Bizim bunu düzenlememiz gerekecek değil mi? Ee, nasıl düzenleyelim? Hemen düzenlemeye çalışalım. Hmm. <laughs> fx'e bakalım o zaman. fx e eşittir. Yani denklemi açalım. Açtıktan sonra katsayılar birbirine eşitlersek oradan a, b, c ve d'yi bulabiliriz. 1 bölü 4 çarpı. Evet. Şimdi x artı 2 çarpı x eksi x kare eksi 4 8x düzeltiyorum. Nedir? Tam kareli bir ifadenin açılımı. Birincinin karesi ile ikincinin çarpımının iki katı 8x artı 16 düzenleyelim. Ee, buradan devam ediyorum. 1 bölü 4 çarpı x'i x, x kare ile çarparsam x küp gelir. x'i 8x'e çarparsam 8x'e çarparsam x 8x kare gelir. Unutma bak. X 8x kare uzatmıyorum. Bir de buradan çarpar isem 2x kare de buradan. x kareleri buldum. Eksi 6x kare geldi. Tamam. Eksi 6x kare. Devam ediyorum. Şimdi x'li terimleri bulalım. Tek tek ilerliyorum. X'li terim bulmak istiyorsam bununla çarpıyorum. 16x. Ee, başka x'li terimlerden bulabilirim. Bununla bunu çarparım. Eksi 16x. Bunlar birbirini götürür. 0. x'li terim kalmadı. Sonra sabite gelelim. 2 ile 16'yı çarparsak artı 32 gelecektir. Daha düzenli oldu değil mi? Buradan da bunu dağıtacak olursak. 1 bölü 4 x küp. Eksi 6'yı 4'e bölersek. 3 bölü 2. Ee, ya da o da e, toplam olacağı için. Ne olsun? Eksi 6 bölü 4 olsun. Çünkü hepsini toplayacağız. x kare artı 32 bölü 4'ten 8 oldu. Şimdi hemen yukarıya baktığımız zaman. A'mız kaç? 1 bölü 4. A 1 bölü 4. B'miz kaç? X karenin katsayısı B. Eksi 6 bölü 4. C'miz kaç? Sabit e, X'li terim yok. 0. D'miz kaç? Sabit sayımız 8. Bunları taraf tarafa toplamı mı isteniyor? Evet. Bunları topladığımız zaman şuradan zaten eksi 5 bölü 4 gelir. Eksi 5 bölü 4 artı 8'den 32 27 bölü 4 mi yapıyor? Evet. Evet. 27 bölü 4 yapıyor sanırım. Bu da sorumuzun doğru cevabı 27 bölü 4. Yani biraz meşakkatli de olsa A seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik dördüncü sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Evet bir fonksiyon vermiş Üç üzerinden bir fonksiyonun X eksenini eksi 4 noktasında teğet olduğuna göre. Hmm. X eksenini eksi 4 noktasında teğet olması ne demek bu fonksiyonun? Yani e, kollar yukarıdan da başlayabilir. Aşağıdan da teğet olabilir. Yani eksi 4 noktasında teğet. Şöyle de teğet olabilir. Eksi 4 noktasına aşağıdan da teğet olabilir. Grafiğin şekline bağlı. Diğer diğer bulacağımız değerlere bağlı. Eksi 4 noktasında teğet olduğuna göre y eksenini kesin noktanın ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi o zaman biz bu fx fonksiyonunu şöyle yazabilir miyiz değerli arkadaşım? Ee, zaten yani baş kat sayısını düşündüm. Baş kat sayısını a dememe gerek var mı? Zaten katsayımız sayımız 1. O zaman x artı 4'ün karesi tam kare çarpı x artı k diyelim. Diğer kökü bilmiyorum. Baş kat sayısına 1 dedim. Neden? Çünkü çarptığımız zaman sonucun x küp gelebilmesi için katsayının sayının 1 olması gerekir. Yani buraya çarpı a diye bir şey yazmama gerek kalmadı. Biz bunları çarpıp düzenleyip birbirlerine eşitleyebiliriz. Oradan fx'e bakalım. x kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 8x artı 16 çarpı x artı k değil mi? Buradan fx eşittir x küp artı k x kare artı 8x kare değil mi? x küp artı k kare artı 8x kare. Art KX, artı 8kx, 16 artı 16x, artı 16k. Nereden geliyor? Bunları da tek tek dağıttım. Şimdi bulduğumuz ifadeleri bir düzenleyelim. Ne dersin? F(x) eşittir x küp artı yani kx kare 8x kare de k artı 8x kare artı 8k ile 16x toplarsak 8k artı 16 16x artı 16k mı diyoruz, artı 16k diyoruz. Denklemimiz bu şekilde. Peki bize verilen fonks e, fonksiyonumuzun denklemi e, fonksiyonumuzun grafiğinin denklemi neydi? Bantımızın grafiği x küp artı mx kare artı n. O zaman bir kere x'i terim olmadığına göre 8k artı 8k artı 16 eşittir 0'dan k eşittir eksi 2 çıkar mı? çıkar. K 2 çıkarsa hemen polinom eşit yapalım. Ne eşittir? Neydi? 16 kaydı değil mi? Bu da eşittir. Eksi 32 yapacak mı? Yapacak. Şimdi dikkatini çekiyorsa eksi 32 yani ne eksi 32? O zaman y eksenini kestiği noktanın ordinatı diyor. Zaten absisimiz sıfırdır. Sıfır yazdığımız zaman direkt fonksiyonda burada x gördüğümüz yere sıfır yazdığımız zaman direkt neyi verir mi? Neyi verir? O da kaç bulundu? eksi 32 bulundu. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösteriyor mu? Şıkları kontrol edersem evet doğru. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Değerli arkadaşım biz burada aslında polinomlarda eşitlik uyguladık. Şimdi onun dışında aklıma şöyle bir şey daha geliyor. Onu bulabilir miyim diye düşünüyorum. Şuna, şunu bir deneyelim mi seninle beraber? Neyi bir deneyelim? Şimdi bu fonksiyonun ee, Şöyle düşünelim. fx eşittir neydi? x artı 4'ün karesi çarpı x artı k. Bir kere bu fonksiyon 4 noktasında 0 mıdır? Eksi 4 noktasında değeri 0 mıdır? Kökü olduğu için 0'dır. Bunun türevini aldığımız zaman türevin polinom uygulanması konusunda da görmüştük. Fonksiyonun türevinde eksi 4 de 0 mıdır? 0'dır. Hmm. O zaman o zaman ne yapalım? Fonksiyonumuzun bir kere türevini alalım. f üstü x eşittir. Ee, bu fonksiyonun türevini alalım. Hangisi elimizdeki fonksiyon? Buydu. Değil mi? Bize veren ilk fonksiyon bu. Bunun türevini alırsak 3x kare artı 2m Tamam. Şimdi eksi 4 yazıp sıfır eşleyeceğiz. f'in türevinde eksi 4 yazacağız ve sıfır eşleyeceğiz. 16 48 eksi 8 m eşittir sıfırdan m eşittir 6 geldi. Aha. O zaman hemen fonksiyonumuzu yazıyoruz. Yani şunu kullanmış olduk. Dikkatini çekti mi? Dolayısıyla fx eşittir. Ne oldu? x küp e, e, artı 6 x kare artı n. Şimdi e, f eksi 4 de 0'a eşit olduğu için eksi 4 yerine yazalım. Eksi 64. Eksi 8 e, buradan ne yapacaktır? 96 mı gelecektir? Artı 96 artı n eşittir 0'dan n eşittir 32. Evet değerli arkadaşım bu şekilde türevin polinomlara uygulanıştaki mantığı kullanarak da n'i eksi 32 olarak bulmuş olduk. Aklının köşesine kalsın. Yeri gelecek polinom eşliği, yeri gelecek türev hangisi işine gelirse bilgin olsun. Anlaştık mı? Evet gelelim 7. 5. sorumuza. Şimdi 3. dereceden bir fx fonksiyonu x ekseninin orijinde teğet ve x eksenini iki noktasında kesmektedir diyor. Hmm. Tamam. O zaman bir sürü denklemi bir yazalım mı? Ne dersin? Y eşittir. A çarpı e, x, e, x kare değil mi? S e, x sıfır noktasında teğet olduğu için x, x kare diye yazabiliriz burayı. x kare çarpı x eksi 2. Şimdi polinomumuz bizim e, fonksiyonumuzun grafiği birebir bir noktasından geçiyor mu? Geçiyor. O zaman bire bir yazarsak sağlayacağı için x kare çarpı 1 eksi 2'den pardon 1 yazıyoruz değil mi? X yerine 1'in karesi. 1 yazacak olursak eksi 1 bir çarpı 1'den eksi a. a eşittir. Ne gelecektir? Eksi 1. O zaman fonksiyonumuz e, eksi x kare çarpı x eksi 2 olarak bulunacaktır ki bizden istenen soruda eksi 1 nokta absisi noktasından çizilen teğetin denkleminden bahsediyor. Eksi 1 absisi noktasından çizilen teğetin denklemi. O zaman şöyle bir eksi 1 noktasında bir absis belirleyelim. Buradan çizilen teğetin denklemi. Ha. Bu teğetin denklemini bulmak istiyorsa bir kere eksi 1'i götürüp denklemde yerini yazalım. Yazalım eksi 1'i. Eksi 3. Doğru mu? Ee, evet. Eksi 1 yazıyorum. f'te eksi 1. Şurada bulalım o zaman. Ekti, F'de eksi, eksi 1. Burası eksi 1 yapar. Çarpı içerisi eksi 3. O da 3 yapacaktır değil mi? Eksi 3 noktası. Noktayı bulduk. Peki bizden istenen fonksiyonun bulmak istediğimiz fonksiyonun teğetin denklemi y eksi y sıfır eşittir m t çarpı x eksi x sıfır değil miydi? Evet noktalarımız belli. x sıfıra y sıfır noktalarımız belli. Ama ne belli değil değerli arkadaşım? Ne belli değil? Eğim belli değil. Eğim neydi? m teğet eşittir. O noktadaki türevde değil mi? Hangi noktadaki türevde? Eksi bir noktasındaki türevde. O zaman biz fonksiyonu içeri dağıtıp düzenleyecek olursak eksi x küp değil mi? eksi 2x kare. Artı düzeltiyorum. Artı 2x kare. Bunun türevini alalım. Fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman eksi 3x kare artı 4x oldu ki götürüp eksi 1'i de yerine yazar isek şayet eksi 3 eksi 4'ten teğetin eğimi eksi 7 yapacaktır. Devam edelim. Götürüp denklemde yerine yazalım. y eksi 3 eşittir. Eksi 7 çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 olur. Tamam. Buradan y eksi 3 eşittir. Eksi 7 x eksi 7'den y eşittir. Eksi 7 x eksi 4 olarak çıkacaktır ki bu da şıklarda şöyle bir kontrol edelim. Eksi 7 x eksi 4 Eksi 7 x eksi 4 sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Biraz meşakkatli zor oldu ama sonuca ulaştık. Gelelim 6. sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonumuzun grafiğidir diyor. Fonksiyonumuzun grafiğini bulmak istiyorsak. Şimdi öncelikle eksenleri kestiği noktaları biliyor muyuz? Biliyoruz. X eşittir 1 ve X eşittir eksi 3. Ama eksi 3 de çift katlı. Şimdi 1 de tek katlı olacak gitti. Eksi 3 de çift katlı olabilir. Eksi 3 de çift katlı olabilir. 1'den geçecek. Tamam. Eksi 3 ve 1 tamam. Ee, eksi 3 olacak 3 değil. Yani 3 tane seçeneğimiz var. Şimdi burada şuna dikkat edebilir miyiz? X'in katsayısı negatif mi? X'in katsayısı burada pozitif mi? Eksi ile artıyı çarptığımız zaman sonucumuz negatif gelir ki negatif gelir ki bu ifadenin sonucun negatif olması grafiğimizin eksi bölgede başlaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla eksi bölgede başlayacak yer neresi? Eksi bölgede başlayacağı için Geliyor eksi bölgesinde birden geçiyor. Ters çeviriyor, dönüyor, geçiyor. Eksi 3'ten de devam ediyor. Değil mi? Çift katlı kök. Hatta ve hatta 9'dan zaten hepsi eksi 9'dan mı geçiyor? 9'dan geçip geçmeyeceğini de şöyle anlayabilirsin. X gördüğümüz yeri de 0 yazarız. Eksenli kestiği nokta. Değil mi? 3 artı 0'dan 3 karesi 9. 9 çarpı 1'den 9. Demek ki sorumuzun doğru cevabı neymiş? Değerli şimdi D seçeneğiymiş. Devam edelim. Adım adım ilerliyoruz. Güzel sorularla yürüyoruz. İlk şekilde fx fonksiyonun x eksenine orijinde teğet. Hmm. Orijinde teğet. Yani orijinde teğet olması bu fonksiyonun bu noktada çift katlı, çift katlı kökün olması anlamına geliyor. Yani fx fonksiyonumuz aslında a çarpı x kare x eksi 0 yazmayayım artık. x kare çarpı x eksi 3 diye yazabiliriz değil mi? Fonksiyonumuzun grafiği aslında bu şekilde yazılıyor. Tamam. x eksi'nin 3 noktası de Buna göre f'in türevi m artı ne? Yani grafiği verilmiş. Aslında bağıntı verilmiş. O zaman şöyle. Bunu biz çarpıp düzenleyip karşılıklı eşitlemek konusunu değerlendirebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz değil mi? Yani yapalım. Ee, fx eşittir. ax küp. Eksi 3ax kare. Tamam. Tamam bizden istenen bize verilen aslında fonksiyon buymuş. Bu fonksiyonun onun birbirine eşit olabilmesinin şartlarına bakalım. A'mız x kübün katsayısı. O zaman a eşittir 2. x kareli katsayımız eksi m. x kareli katsayımız eksi a. Eksi m eşittir eksi 3a. Buradan m eşittir 3a olur ki bu da eşittir 6 olur. Değil mi? m'i de bulduk. 6. Şimdi devam edelim devam edelim. Sabit sayımız var mı? Yok. Burada x'i terimiz var mı? Yok. x'i terimiz olmadığı için n de 0. Evet. O zaman fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Yani m artı n kaç olur değerli arkadaşım? m'imiz e, 6, n'imiz 0. 6 artı sıfırdan 6 yapacaktır. Bizden istenen şey nedir? f'in türevi 6 eşittir soru işareti. O zaman hemen para, e, pardon eğilimizde, denklemimizde Bulduğumuz değerleri götürüp yerlerine yazalım. 2x küp eksi m kare demiştik. m'miz 6 idi. 6 x kare artı n. Ne? n'miz yok zaten. Denklemimiz bu. Bu fonksiyonun türevini alalım. 6 x kare üst başına derece bir yazdık. Eksi 12 x x gördüğümüz yere 6 yazarsak 6 çarpı 36 eksi 12 çarpı 6 buradan 12 ve 6 parantezini alalım. 12 çarpı 6 parantezini alsak 6 gitti, 12 gitti, 3 kaldı. 3 eksi 1, 2. Yani 36 çarpı 2'den 72 mi geliyor? Evet. Sorumuzun doğru cevabı 72 mi? Yani 7. sorumuzun bir dakika şöyle bir kontrol ediyorum. Evet kontrol ediyorum 72 olur mu? Bu yaştan sonra bana çarpma öğretin gençler. Ne diyorsunuz? Değerli arkadaşım bana çarpma öğretin. <laughs> yani 12 çarpı 6, 72 çarpı bir de 2 var. Çarpı 2 diyelim. Yani 72 demeyelim de H seçeneğinin iki katı diyelim. E, çarpı 2 dediğimiz zaman ne gelecektir? 144. Cevabımız 144 mü? Bir bakar mısın? Kontrol eder misin? Doğru mu? Doğru. Yaşasın. Evet. Bu şekilde 7. soruyu da geride bıraktık. Gelsin 8. soru. Çift katlı kökü 1 olduğuna göre. Ha, bir önceki soruda da aslında bundan çözebilirdik. Neyse hadi bu sefer de buradan da polinomun türevi uygulan türevin polinomlar uygulanışından çözelim. Bu fonksiyonun bir de çift katı kökü varsa f1 eşittir 0 ve f'in türevinde 1 daha önce de belirttiğimiz gibi 0 olması gerekiyordu. Şimdi o zaman hemen f'in türevini alalım. f'in türevi x eşittir. Üst, e, bu fonksiyonun türevini alırsak 3x kare eksi 2mx artı n. Şimdi 1 yazıyoruz değil mi? Türevinde 1 0 eşittir. 3 eksi 2m artı n eşittir 0'dır. Buradan ne çıktı? n eksi 2m eşittir. Eksi 3 çıktı. Bu kenarda kalsın. Devam edelim. Şimdi f'de 1 sıfırdı. 1 yazalım. Ee, yazalım. Bir 1 yazalım. 1 eksi 2 m artı n eksi 4 eşittir. Sıfırdan buradan da ne gelecektir değerli arkadaşım? Eksi 2 m artı n eşittir. 3 gelecektir. Yani n eksi bir dakika bir dakika bir dakika. Evet. Burası doğru, Sanırım şurada bir ufak işlem hatası yapmışız. Nedir? Bunun türevini aldığımız zaman ne olacak? Şurayı bir düzelteyim izininle. Nereyi? Sen gördün, değil mi? Evet, gördün. Ama ben o anda fark edememişim, kusuruma bakma. Şöyle yapalım. Ee, zaten bunun başında 2m x kareydi. Üst başa inerse 4 olacaktır, değil mi? Burası 4 olacaktır. O zaman e, buralar 4 olursa, şunları düzeltelim. 4m olacak, değil mi burası? Evet. N 4m eşittir. Eksi 3. Buradan da n eksi 2m eşittir 3 bulmuştuk. Tabii ki e, o zaman burayı eksiyle çarpıp toplar isek. 2m eşittir 6. m eşittir 3 yapar. m yerine de 3 yazar isek. Şurada n eksi 6 eşittir 3'ten n eşittir de 9 yapacaktır. O zaman m eksi n'den bahsediyor. m 3 eksi n 9 o da eksi 6 mı yapıyor yani 8. sorumuzun doğru cevabı eksi 6 oluyor mu? Oluyor. Yani A seçeneğidir. Gelelim 9. sorumuza değerli arkadaşım. Fonksiyonumuz ne diyor? Ax x küp a x kare artı b eksi 2 x noktasında t e, eksi 1 noktasında teğet. O zaman bizim için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Fonksiyonun eksi 1 kökü mü? Kökü eksi 1 de sıfır mı? 0. Fonksiyonun bu noktada türevinde de sıfır mı? Yine sıfır yerel e, maksimum noktasının apsisi eksi 1 olduğuna göre zaten artanlıktan azalana geçtiğine göre bu nokta yerel ekstremum noktasının e, daha doğrusu maksimum noktasının apsisi oluyor. Yerel min noktasının ordinatını soruyor. Yani bunun y'sini soruyor. Tamam o zaman denklemimizi bir bula, e, bunları bir gözden geçirelim. Fonksiyonumuzun türevini almakla başlayalım. Fonksiyonun türevini alırsak 3x kare artı 2ax artı b. Tabii ki x gördüğümüz yere bu türevi x gördüğümüz yere 1 yazar isek 3 artı 2a artı b eşittir sıfırdan e, 2a artı b eşittir eksi 3 olacaktır. Bu birinci bağıntımız. Gelelim fx'in e, Fx eksi 1 olma değerine. Hemen onu da kenarda bulalım mı o zaman? f'te eksi 1 pardon f'te 1 o da o. Eksi 1 yazacaktık değil mi? Özür diliyorum. Eksi 1 noktasındaki türevi niye buraya e, 1 yazdım? İşte dikkat dikkat gerekiyor. En ufak bir işlem hatasında olay güm. O zaman hemen şurayı düzeltecek olursak değerli arkadaşım. Tamam burası eksi olacak değil mi? Eksi 1 gelirse. Tamam. Şurası eksi 2a artı b eşittir. Eksi 3 olarak bulunmuş oldu. Şurada eksi 1 yazdığımız zaman karesi olduğu için bir şey fark etmedi. Eksi 1 yazalım fonksiyonu da götürüp. E, X gördüğümüzde eksi 1 yazarsak. Eksi 1 artı a. Eksi b. Eksi 2 eşittir sıfırdan. A eksi B eşittir 3 yapıyor. <laughs> a eksi B de eşittir 3 yapmış. Tamam. Taraf taraf topladığımız zaman eksi A eşittir 0'dan A eşittir 0. A 0 ise B de nedir? Eksi 3'tür. O zaman fonksiyonumuz, dem, para denklemimizi bir yazalım. Fx eşittir. X küp. A yerine 0 yazarsak x kare terim gitti. Eksi 3x. B yerine ne yazdık? eksi 3 yazdık. E, eksi 3 x eksi 2 oldu. Hı hı. Şimdi bizden istenen şey nedir? Fonksiyonun yerel minimum noktasını bulmak. O zaman fonksiyonun tekrar türen olup köklerine bakacağız. Kökün birisi zaten eksi 1 olduğunu biliyoruz. 3 x kare eksi 3 eşittir sıfırdan. x eşittir artı eksi 1 çıkacaktır değil mi? 3 x 3 e, x kare eşittir 3'ten. x eşittir artı ve eksi 1. O zaman eksi 1'imiz vardı zaten. Diğeri 1. Yani ee, şöyle tablo oluşturduğumuz takdirde eksi 1 artı 1 buradan ar, e, evet şunları belirtelim artı eksi artı artanlıktan azalana geçti maksimum azalanlıktan artanlığa geçti nokta minimum o zaman hemen f'te 1 isteniyor bizden f'te 1'i bulalım değerli arkadaşım fx fonksiyonumuz buydu 1 eksi 3 eksi 2'den bu da ne yapacaktır eksi 4 gelecektir ki 9. sorumuzun doğru cevabı bu şekilde ne bulunmuş olduğu biraz bizi yoruyor uzun ama yapacak bir şey yok. Konu bu şekilde ama biz bunun da üstesinden gelmesini zamanla öğreneceğiz hiç merak etme. C seçeneğidir. Geldik 10. soruya doğru ilerliyoruz adım adım sona geleceğiz. Şimdi şekildeki grafik fx fonksiyonu x çarpı x kare eksi 4 x artı a fonksiyonuna ait olduğuna göre diyor. Hmm. A'nın aralığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hmm. Aslında e, bunu tartışalım gençler. Siz de yorumlarda altına yazarsanız. E, şimdi şöyle düşünmüşüz. E, şöyle düşünülmüş. İki türlü artık da mantık var. E, daha doğrusu biz daha önceki sorularda çözdüğümüz mantığı kullanırsak bu sorunun cevabını bulabiliriz diye düşünüyorum. A'nın aralığı değil de A'nın direkt değerini bulabiliriz. Ama aralık istenirse de şöyle yaparız. Şimdi A'nın değerini bulalım. Fonksiyon sonuçta bu noktada 3 noktasında bir yerel minimum noktası var mı? Azalanlıktan artanlığa geçiş nokta. Yerel minimum noktası. Bu nokta fonksiyon türevini sıfır yapar mı? Yapar değil mi? Evet. O zaman fonksiyonumuzun türevini alalım. Ee, bunu dağıttığımız zaman fonksiyonumuz nedir? fx fonksiyonumuz x küp eksi 4 x kare artı ax. Bunun türevini alalım. 3X2 -8X 3 x kare eksi 8 x artı a. 3'ü yazalım ve 0 eşitleyelim. Doğru mu? 3'ü yazdığımız zaman 27 eksi 24 artı a eşittir 0'dan a eşittir aslında eksi 3 olarak bulunacaktır. Yani şimdi a'yı aslında bulduk ama biraz tuhaf geldi değil mi? Benim de kafama yatmayan bir şeyler var ama bunu tartışacağız. Ee, belki bir sonraki e, fasikülde bunu kaldırabiliriz. Bir sonraki baskıda kaldırabiliriz bu soruyu. Ama e, sizden de yorumları bekliyorum soru ile ilgili olarak. Ama burada düşünülen aslında şu. Şu soru düşünerek sorulmuş. Sonuçta bu fonksiyonun bir yerel minimum ve yerel e, maksimum ve yerel minimum noktası olduğuna göre türevinin deltasının sıfırdan büyük olduğu düşünülmüş. Yani şunu söylüyorum, bu iki tane ekstrem noktası varsa türevinin iki tane kökü var demektir. Dolayısıyla türev fonksiyonu biz ne bulduk türevi? 3x kare eksi 8x artı a bulduk değil mi? Burada bunun deltasının sıfırdan büyük olduğu anlamına gelecektir. Dolayısıyla b kare eksi 4ac B neydi? 64 eksi 4A kaçtır? 3. C kaçtır? A. Evet. Buradan e, bu da büyüktür. Sıfır olacak değil mi? Bu da 64 büyüktür. 12A. 4'e bölelim. 4'e e bölersek 16 bölü 3 geliyor değil mi? 16 bölü 3 büyüktür. A. O zaman A. 16 bölü 3. Şimdi. Tamam bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra ne yapacağız değerli arkadaşım? Yapmamız gereken şey şu. Beni iyi izle. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman fonksiyonumuzun grafiğinin sadece ve sadece x eşittir 0'da bir kökü olduğunu biliyoruz. Yani tek bir kök var. 3. dereceden bir denklem ve sadece bir kökü var. O da kökü 0. Demek ki şu ifademizin içindeki x kareli yani ikinci dereceden denklemin kökünün olmaması gerekir. Yani, şuraya yazıyorum x kare eksi 4x artı a'nın küçüktür sıfır olması gerekiyor. Pardon, bunun e, kökünün olmaması gerekiyor bu ifadenin, değil mi? Bu ifadenin kökü yoksa, reel kökü yoksa, o zaman ne diyeceğiz? E, delta'sının bunun içini sıfır yapan değerinde delta'sının sıfırdan küçük olmasına bakacağız. Hemen bakalım b kare eksi 4ac, 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı a küçüktür sıfırdan. Buradan a büyüktür. Ee, ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Dolayısıyla 16 bölü 3'ten küçük, 4'ten de büyük. O zaman 4 ile 16 bölü 3 arasında diyebiliriz ki sorumuzun cevabının E seçeneği olduğunu bu da bize gösterecektir. Anlaştık mı? Hadi bakalım geldik 11. sorumuza fonksiyonun y eşittir 8 doğrusuna teğet olduğuna göre m kaçtır diyor. Hmm. Fonksiyonun y eşittir 8 doğrusuna göre teğet olduğuna göre m kaçtır. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Şimdi bu fonksiyonun grafiği şöyle bir grafik olsun. Y eşittir 8 doğrusuna göre t etmiş. O zaman y eşittir 8 doğrusu da şöyle olduğunu farz edelim. Yani buna teğet. et. T çizdiğini düşünün. Şimdi o zaman teğet doğrusuysa bu noktadaki türev yani hangi noktaysa bu nokta. Bu nokta bilmiyorum. Örnek veriyorum. X sıfıra 8 noktası doğru mu? Ve bu noktadaki türev fx sıfır noktasındaki türev nedir? Sıfırdır. Türev. Neden? O da teğetin eğimi sıfır olduğu için değil mi? X eksene paralel o nokta bir ekstra noktasıdır. Teğetin eğimi sıfırdır. O zaman biz fonksiyonun türevini almakla işe başlayalım. 6x kare artı 2mx eşittir sıfırdan. Ee, 2 x parantezini alalım. 3x artı m kalacaktır ki eşittir sıfırdan. Buradan x eşittir sıfır ve x eşittir eksi m bölü 3 olacaktır. Şimdi şöyle düşünelim. Sıfıra yazdığımız zaman sıfır yazdığımız zaman sıfıra 8 olur mu? Sıfıra 9 noktası olur değil mi? O zaman bu nokta m nokta x sıfır noktası bu nokta değil. Hangisi? Demek ki eksi m bölü 3 bu noktadır. Yani bu nokta eksi m bölü 3 noktasıymış. Dolayısıyla e, bizim ne yapmamız lazım? Eksi m bölü 3 yazacağız denklemde doğru mu? f'te eksi m bölü 3 yazıp kaça eşleyeceğiz? 8'e eşleyeceğiz. 2 çarpı eksi m bölü 3'ün küpü artı m çarpı eksi m bölü 3'ün karesi artı 9. Kaça eşitmiş? Kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Tamam. Buradan eksi m'in küpü eksi m küp bölü 27 2 ile çarparsak eksi 2 n küp bölü 27. Buradan m kare bölü 9 artı m küp bölü 9 çünkü m ile çarpılıyor. Eşittir. Kaç yapıyor? Eksi 1. Tamam. Her tarafı e, 27 ile çarpacak olursak bunlar gider. Eksi 2 m küp. 27 ile çarparsak 9 giderse geriye 3 kalır. Artı 3 m kare. Yani payda işlemiş oluyorum. 3 m küp pardon. Biraz daha düzgün yazalım. 3 m küp eşittir eksi 27. Buradan m küp eşittir eksi 27 ki m eşittir eksi 3 olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının a seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Evet değerli arkadaşım bu şekilde de grafik konusunun da sonuna gelmiş olduk. Peki 16 bitti. Bundan sonraki soru ekstremum maksimum minimum problemleri yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.